Çatal, bıçak, kaşık, metal olan her şeyi bükebiliyor, düşünce okuyor, hatta tahminlerde bulunuyor. Bunu da bir meslek olarak yapıyor. Dikkatli bir şekilde izlemenizi istiyorum. Yavaş yavaş büküldüğünü göreceksiniz. Metal eşyaları büküyor, akıl okuyor, tahminlerde bulunuyor. Onun işi mentalizm. İllüzyonist şapkadan tavşan çıkartır, mentalist şapkadan çıkan tavşanın düşüncesini okur. Olcay Kutluca'nın kendisini diğer insanlardan farklı kılan ayrı bir özelliği var. Senden 4-5 basamaklı istediğim bir sayı yazmanı istiyorum. Bana gösterme. Şimdi senin için özel bir sayı yaz. Yazıyorum. Eşittir tıkla. Çıkan sonucu görebilir miyim? Çıkan sonuç 20.144 sayısı. Şu an senden 2 sayı aldım ve ikisini de topladık. Çıkan sonuç 20.144 sayısı. Senden o senin için özel olan sayının kaç basamaklı bir sayı olduğunu bana bakarak düşünmeni istiyorum. 4 basamaklı bir sayı. 4, 8. Doğru gidiyor. 1. Benzer bir sayı hissediyorum. Son basamakta 1. 4811. Doğru. Galiba banka kartlarım şu an ele geçirilmiş olabilir. Olcay Kutluca 30 yaşında bir mentalist. 14 yıl önce illüzyon sanatının bir dalı olan mentalizmle uğraşmaya başladı. Merakla başlayan bu yol onun mesleği oldu. Bana istediğiniz bir yerde dur deyin. Dur. Kartınızı alın, bana göstermeyin. Bakın kartınıza. Bastım. Kartınızı destenin arasına istediğiniz bir yere koyacaksınız. Sadece bana bakarak kartı düşünün. Parmağımı şıklattığında bana bir tane isim söyleyeceksiniz. Burcu. Burcu. Kaç harfli? 5. Kartınız sinek 5. Bu da illüzyonla mentalizm arasındaki fark. Ya bu adamın doğaüstü güçleri mi var gibi düşünceler oluşabiliyor. Benim doğaüstü gücüm falan yok. Hiç kimse de öyle bir şey düşünmesin.